kanalımız 4 Yol Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın. Burası Mescid-i Hayf. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerefe günü yapmış olduğu bir haccın arefe günü, biliyorsunuz Arafat'ta olması gerekiyor. Şerefe günü geliyor buraya. Burada bir çadır kurduruyor. Kurdurduğu çadırda sabah öğlen ikindi akşam yatsı ve arefe gününde sabah namazını kılıp Arafat'ı öyle geçiyor. Buranın bir özelliği var. Burada 70 peygamber duruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz biliyorsunuz Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Nebevi'yi, Kabe'yi söylüyor. Dördüncü mescit olarak burayı söylüyor ama alimler bu hadisin zayıflığından dolayı Mescid-i Hayf'ı söylemiyor. Mescid-i Hayf'ın bulunduğu yerde 70 peygamber bulunuyor. Hazreti Musa aleyhisselam da gelmiş burada namaz kılmıştır arkadaşlar. Hazreti Adem aleyhisselamla ilgili de farklı bir özellik var. Nuh tufanında biliyorsunuz Hazreti Adem aleyhisselam Şit aleyhisselam, oğlu Şit aleyhisselam tarafından Ebu Kubeys Dağı'nda, peygamberimizin evinin yanındaki sohbette inşallah onu anlatacağım. Ebu Kubeys Dağı'na defnediyor. Defnettikten sonra Nuh tufanı çıkıyor. Adem peygamberin cesedi su yüzüne çıkınca Adem peygamberi gemi alıyorlar. Gemi aldıktan sonra getiriyorlar buraya. Buradaki minarelerin bir tanesinin altına defnediyorlar. Şu andaki onun yerinde minare var arkadaşlar. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada istirahat ettiği bir yer var. Kafasını koyuyor. Bu caminin mescidi. Şu anda bu cami mescid kapalı. Çok tadilatlar görüyor. Hayf ismi nereden geliyor? Buradan gelen sellerin suyunu tutmak için bu caminin bu yüzünü kapatıyorlar. Hayf ismi de buradaki sel sularını tutmak. Bizim hani gever derler ya, onun gibi düşünün. Buranın ismi Hayf ismi de oradan geliyor. Sevgili peygamberimiz iki rekat burada namaz kılmanın ehemmiyetinden bahsediyor. Mutlaka hayatınıza bir defa gelin iki rekat burada namaz kılın şeklinde. Biz de bu tavsiyeye uyarak geldik. İkindi namazını arkadaşlarımızla beraber eda ettik. İnşallah en kısmında Rabbim sizlere de ailenize beraber nasip ve müsaadesin. Amin. Ya Rabbimden sonra ya Zel Celali ve İkram. Mülkün sahibi sensin ey güzel Allah'ım. Yalnız sana ibadet, yalnız senden yardımlarız. Bizleri senden gayrı yöne çevirme ya Rabbim. Sevgili Peygamber Efendimizin ayak izlerini takip etmeye çalışıyoruz. Ya Rabbim bizlerle şu anda sosyal medya aracılığıyla takip eden kardeşlerimizin de angari zamanda maddi ve manevi imkanlar, umre ve haclar yapabilmeyi nasip ve müessel ya Rabbim. Ziyaretimizi kabul ve makbul eyle, ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbim. Amin ve selamun aleyhi ve sellem velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Kanalımız 4 Yol Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın.